Bu videoda yansıma hakkında konuşacağız. Hemen hemen hepimiz yansımanın ne demek olduğunu biliyoruz. Bu videoyla bu bilgilerimizi biraz daha derinleştirmeye çalışacağız. Aslına bakarsanız iki tür yansıma vardır ve yansıyan her şey bunlardan birini ya da bu ikisi arasında bir şeyi gerçekleştirerek yansır. İki tür yansıma vardır dedik. Bunlardan ilki, ki yansıma dediğimizde çoğu zaman ilk olarak akla bu gelir, düzgün yansımadır. Bunun bir aynanın yansıtıcı yüzeye olduğunu düşünelim. Bu yüzeye bu şekilde gelen bir ışık ışınımız varsa buna gelen ışın diyoruz. Bu arada terminolojiyi de öğrenmeniz için bunların isimlerini yazalım. Evet, bu ışına gelen ışın adı verilir. Adından da anlaşılacağı gibi gelen ışın yansıtıcı yüzeye yaklaşan yani gelmekte olan ışındır. Anlaştık mı? Gelen ışının yüzeye çarptıktan sonra aynı açıyla yansıyacağını tahmin ediyorsunuzdur. Evet, değişen tek şey yönü olacak. Yüzeye çarpacak ve bu şekilde geri yansıyacak. Bu ışına da yansıyan ışın adı verilir. Gelen ışın yüzeye çarptıktan sonra yansıyan ışın adını alıyor. Aynalarla kendi kendinize deneyler yaptıysanız bunu zaten biliyor da olabilirsiniz. Eğer dikkat etmediyseniz önemli değil. Çünkü neden bahsettiğimi daha iyi anlamanız için bazı görsellere de bakacağız. Yani bir daha banyoda aynanın karşısına geçtiğinizde gelen ışın, gelme açısı, yansıma açısı gibi kavramlar hakkında derin düşüncelere dalabilirsiniz. Nerede kalmıştık? Size gelme açısıyla yansıma açısı birbirine eşittir diyecektim. Şuraya tanımlarını yazalım mı? Şimdi aynanın yüzeyine dik bir doğru indirdiğimizi düşünelim. Bu açıya gelme açısı adı verilir. Bunu teta ile gösterelim. Evet, bu ışınla çektiğimiz dikme arasındaki açıya gelme açısı adı verilir dedik. Ve bunu da teta ile gösterdik. Dikme ile mavi ışın arasında kalan açıya da yansıma açısı adı verilir. Gelme açısıyla yansıma açısının birbirine eşit olması, özellikle de düzgün yansıma söz konusuyken aynaların özelliklerinden biridir. Şimdi size bunun doğru olduğunu ispatlayacak birkaç görsel göstereceğim. Güneşten gelen ışık ışınlarının bazıları bu dağa çarpıyorlar. Bu arada dağınık yansımadan da birazdan bahsedeceğiz. Ve bu adından da anlaşılacağı gibi ışınların dağınık yansımaları anlamına gelir. Güneşin gerçek görüntüsü yerine beyaz bir şey görmemizin sebebi de zaten budur. Bu beyaz ışınlar her bir yöne dağılırlar ama bazıları suya çarpar. Dağla dağın görüntüsünü eşleştirmeye çalışacağım. Bu renk daha iyi olacak sanırım. Örneğin dağın bu kısmıyla yansımanın bu kısmını alalım. Dağın bu kısmından gelen ışık ışınları suyun yüzeyine çarpıyor. Daha düzgün çizersem daha iyi olacak. Evet, suyun yüzeyine bu şekilde çarpıyorlar ve düzgün bir yansıma yaptıktan sonra da gözümüze ulaşıyorlar. Bu aslında düz bir doğru olacak. Yani ben biraz açılı çizdim ama bu şekilde gözümüze ulaşacaklar. Gözümüzün de burada olduğunu düşünelim. Az önce de söylediğim gibi aslında bize bu şekilde doğrudan gelecek. Yani bunun dikey bir doğru olması lazım ama önemli olan burada neler olup bittiğini anlamanız. Gelme açısının yansıma açısına eşit olduğunu söylemiştik, değil mi? Suyun yüzeyine bir dikme çizersek bu resimden çok da iyi anlayamayabilirsiniz ama bu açı gelme açısı. Bakın, dikmeyi bu şekilde çizdik. Dağdan gelen ve suyun yüzeyine yaklaşan ışınların bu dikmeyle yaptıkları açıya gelme açısı adı verilir demiştik. Bir de yansıma açısı var. Şu anda bunların pek de eşit durmadıklarının farkındayım ve bunun sebebi çizimi gerçekte olduğu gibi yapamamam ama bu açı yansıma açısı ve işte bu iki açı birbirine eşit. Benzer bir durum daha görelim mi? Bu şekilde belki daha iyi anlaşılır bir hale getirebilirim. Evet, bu açıyla bu açı eğer birbirlerine eşitlerse gelme açısı ve yansıma açısından bahsediyorum. Bu açıyla bu açının da birbirlerine eşit olacaklarını söyleyebiliriz. Evet, ben bunu gelen ışınla yüzey arasındaki açı olarak düşünüyorum. Ama zaten bunlar son derece benzer kavramlar. Açılar tabii ki birbirlerinden farklılar ama eğer bu buna eşitse bu da buna eşittir. Neden? Çünkü bu ikisinin ve bu ikisinin toplamları 90'a eşit olacak. Suyun yüzeyine odaklanacak olursak şöyle bir çizgi çizersem daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Evet, bu açıyla bu açı da birbirlerine eşittir. Anlaştık mı? Aynı durum burası için de geçerli. Güneşten gelen ışınlar doğrudan suyun yüzeyine çarpacak. Tam da bu noktadan yansıyacak ve gözümüze ulaşacaklar. Buna bağlı olarak bu açıyla bu açının eşit olduğunu söyleyebiliriz. Yani gelen açıyla suyun yüzey arasında kalan açı ve yansıyan ışının suyun yüzeyiyle yaptığı açı birbirine eşittir.
Ya da az önce de söylediğim gibi suyun yüzeyine bir dikme çizersek gelen ışınla dikme arasındaki açı, yani gelme açısı, yansıma açısına eşittir. Perspektif yüzünden burada da açıların aynı olduklarını görmek biraz zor ama umarım işin mantığını kapmaya başlamışsınızdır. Ve lütfen bunu kendi kendinize de görmeye çalışın. Bir aynanın karşısına geçin ve cisimlerden gelen ışık ışınlarının gözünüze ulaşabilmeleri için aynadan nasıl yansımaları gerektiğini bir düşünün. Evet, bu son derece ilginç bir şey olabilir. Bence kesinlikle deneyin. Şu ana kadar düzgün yansımadan bahsettik. Diğer yansıma türü ise dağınık yansıma olarak adlandırılır. Her ne kadar kulağa tanıdık gelmeyen bir kavram olsa da dağınık yansıma aslında baktığımız her yerde gerçekleşen bir şeydir. Bunu da not ediyorum. Dağınık yansıma. Her yüzey ayna gibi pürüzsüz olmadığı için burada durum biraz farklı. Örneğin şöyle pürüzlü bir yüzey olabilir. Ama bunu göstermeden önce şunu ekleyeyim. Düzgün yansımada bu yüzeye gelen tüm ışınlar geldikleri açının aynısıyla yansır. Evet, düzgün yansımada eğer bir ayna yüzeyinden bahsediyorsak, gelme açısıyla yansıma açısı her zaman birbirlerine eşit olacaktır. Işın daha dik bir açıyla gelirse aynı dik açıyla yansır. Aynen böyle. Dağınık yansımada ise işler biraz farklıdır. Burada yüzey pürüzsüz olmadığından başka bir deyişle yüzeyi meydana getiren moleküller ışıkla garip oyunlar oynamayı sevdikleri için durum farklı. Şöyle yapayım. Bu şekilde gelen bir ışın bu noktadan bu şekilde yansırken buraya çarpan bir ışın aynı açıyla gelmesine rağmen bu şekilde yansıyabilir. Yine aynı açıyla buraya gelen bir ışın da bu şekilde yansıyabilir. Neler olup bittiğini anladınız değil mi? Buraya gelen bir ışın da bu şekilde yansıyabilir. Devam edeceğim. Buraya da yine aynı açıyla bir ışın daha geldiğini düşünelim. Bunun da bu şekilde yansıması son derece olasıdır. Dağınık yansımadaki genel durum gelen ışınların her yöne yansıyabilme ihtimalidir. Bu yüzden de burada bir görüntü olduğunu düşünelim. Evet, örneğin burada güneşin bir görüntüsü olsun. Güneşten gelen bu ışınlar yansıdıklarında görüntünün de olduğu gibi kalmasını sağlarlar. Ve biz de böylece güneşin yansımasını görebiliriz. Ama burada güneşten gelen ışınlar her yöne dağıldıkları için güneşin görüntüsünün bir kısmı burada, bir kısmı burada ortaya çıkar. Işığı yakalarız ama görüntüyle ilgili bilgilerin bir kısmını kaybederiz. Dağınık yansımanın nerelerde gerçekleştiğini merak ediyorsanız hemen etrafınıza bakın. Aynı olmayan tüm cisimler ışığı dağınık biçimde yansıtırlar. Örneğin buradaki dağın görüntüsü dağınık yansıma sonucu oluşur. Güneşten gelen ışınlar her yöne yansırlar ve bu yüzden de burada gökyüzünün yansımasını görmeyiz. Su yüzeyinde düzgün yansıma gerçekleşir. Çünkü burası pürüzsüz bir yüzeydir. Ve gelme açısıyla yansıma açısı birbirine eşit kalır. Ağaçlarda da dağınık yansıma olur. Bu arada beyaz olan bir cisim düşünün. Ve beyazın ışığın daha yüksek spektrumuna sahip olduğunu da hemen ekleyeyim. Yani beyaz rengi tüm spektrumu yansıtır. Her şey birbirine karışır ve bu yüzden de bir yansıma görmeyiz. Ağaçlar söz konusu olunca da güneşten spektrumun tamamı geliyor, değil mi? Ama ağaçlar yeşil dışındaki tüm renk frekanslarını soğururlar ve bu da ağaçların sadece yeşil ışık ışınlarını yansıttıkları anlamına gelir. Ve bunu dağınık bir şekilde yaptıkları için ağaçlar üzerinde de bir yansıma görmeyiz.